Şunu aman pardon çok özür diliyorum. Konuya şöyle başlayacağım efendim. Mahkemeye 2 gün kala teklif geliyor buraya. Ondan sonra az önceki videoyu gördünüz zaten. Hemen akabinde aradım ben. Devlet Aile Politikalar Bakanlığı'nı aradım. Ondan sonra üzerine kapıyı kilitledim. Yani ben kendi salonumun kapısını kilitledim. Ve de emniyet teşkilatını aradım. Şu anda geliyorlar efendim. Yani olay bu. Ben cezayı indiremem. Nil hoş geldin. Beni beraat ettireceğin diyerekten de kale yok. Roy hoş geldin. Devletin vereceği şey. Şu an bıçaklı gelmiş buraya. Bundan dolayı hayatım. Haneme de zorla girdi. Kandırıyor beni. Çünkü ben epilepsi hastasıyım. Raporum var benim. Kandırıyor beni. Sürekli aklıma giriyor. Ve dikleniyor. Bakalım ne olacak. Ekip gelecek. O bıçağı gördükten sonra onda az önceki video duruyor. Zaten gelenleri emniyet teşkilatımıza ve mahkemeye de sunacağım. Tanımadığımı almıyorum. Mehtap'ı alabilirim. Roy'u alabilirim. Tanıdıklarım olduğu süre içerisinde. Yo, Mehtap gelebilirse konuyla ilgili bir şey yok ya. Dışarıdasın. Tamam Roy sen gel. Gönderelim sana istek. Bu mahlukatın iblisin yaptığını gördün. Herkes gördü. Herkes. Ben kapatsam o zaman devlet niye çalışıyor? Biz şu an evimizde oturuyorsak bizimki kim koruyor? Jandarmamız, askerimiz, emniyet teşkilatımız. Değil mi? Ben kapatsam ne olacak? Oh, sen kimsin ki bana böyle rejon kesiyorsun? Kapat konuyu. Kapatamam. Zaten onun için buraya gelmiş. Bir de belinde bıçak var. Görmediniz mi? Hadi 30'unda mahkeme beraber çıktık. Oradan ağır müebbete bağlandı. Mahkeme çıkışı duruşma salonunda çıkışında bana itekledi. Değil mi? Nasıl olsa hayatım bitti diye. Bunu düşünebiliyor musun? He? O yorumu yazan kişiye soruyorum. Yapmış olduğu terbiyesizliğe karşı kalktım yemeğini hazırladım oraya. Ben burada yiyorum salonda. Gönül'ün dediği gibi. Kapıyı kilitliyorum ben. Evet.
Bunu bacım da biliyor. Abilerim de biliyor. Zeynep Bey, görüntü vermeden gelir misin? Bir de bana dikleniyor. Bir de orada bıçağı varmış. O seni ilgilendirmiyor Yusuf. Bu olay önceden olmuş bir olay. Tekerrürü olmadan mahkeme için geliyor bana. O Günür var ya, o Günür'ün ağzına çiğ, ağzında nimet var. Haşa nimetten, Allah'tan kurban oldum Allah'tan. Allah beni affetsin. Günür bana dedi. Ver bu dilekçe bu İbni hakkında. Zaten ölmüş. Cezaevinde ne yapsın? Diyerekten verdim. Yargıtay bozdu. Aile Politikalar Bakanlığı'ndan 3 tane avukatım var. Baro'dan bir tane var. 4. Bunun bir tane. Bunu da savunmuyor. Eğer söyleyenleri tersliyorsam kaç kişi beni izliyor? Niye onları terslemiyorum? Demek ki sen, demek ya bir siktir git lan. Git. Ne uğraşacağım? Az önceki kaç tane videomda seni bıraktım buraya. Belki düzelir, güzel yorum yazar diyerekten. Ne lan? Ama bilmediğinden. Hayatım merhaba, günaydın. Merhaba, hoş geldiniz Beyler. Afiyet olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Nasılsın abla? Ne yiyorsun? Ay benim de karnım çok aç. İyi mi? Bekliyorum hayatım. Paparonu bekliyorum. Niye? Golüm değil yani. Golüm yayın değil. İstersen sonra gel. Olur mu? Ha, ben bilmiyordum olayı. Tamam abla, kusura bakma. Ben sonra geliyorum. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Evet, Uğur Soylu, hoş geldin canım. Marketime ben de giderim. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Çıkarırım. Ha, çık. Marketime ben de giderim. Eski eşim de sağ olsun yardımcı oluyor bana. Sana ne oluyor? Dur ben seni çıkartayım. Yok, çıkamadı canım. Yani çıksa ciddi olay dedim ya. Ha, geldiler. Bekleyin.
Başladım ha. Yok yok. Kız kapalı. Buyurun, hoş geldiniz komisyona. Burada tane zanlı var. Zanlı, zanlı. Evet. Zanlı. Buyurun geçin. Şöyle. Zanlı daha önceden bana 2000 kaçta tam olarak bilmiyorum ama 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı mı? Zaten evraklar bende. 10 sene ceza aldı. Bana tecavüz etmekten. Şimdi gelmiş buraya davandan vazgeçeceğim diyerekten, tamam, ben de üzüldüm ilk etapta. Siz de görseniz belki üzülecek ama üzülmeyin. Çünkü bizler üzülüyoruz. Hem emniyet teşkilatı hem bizler. Tamam mı? Üzüldüm. Ha, Burada. Ondan sonra bana bıçak çekti. Ne yapacağım? Ne bıçak var? Tamam. Bir bak abi şeye, bir kapıya. Kontrol edin. Evet. Bu ikinci. Gelmiş bana çekiyor. Ben de bıçak alıştı. Ben tavuk da var. Tavuk aldım. Neden biliyor musun? Orada ben. Bak görüyor musun? Ben orada oturuyorum. Orada oturuyorum abi. Servis olmasın diyerekten salonu aldım. Terbiyesiz. Ayın 30'unda 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Peçete nerede ya? Memur beyler alıyorlar şeyleri. Uçağı. Buyur abi. Bir yok, ben ona şey yapamam. Kimle? Taksiyi çağırıp beraber gideceğiz. Siz taksiye bineceksiniz. Biz bunu ekip arabasına alırız. Beraber gidelim. Dikmen Ahmet yetiş değil mi efendim? Efendim? Dikmen Ahmet yetiş değil mi? Bu Ahmet yetişmeye bağlı burada. Evet. Tamam. Yok. Bizim beraber gitmemiz lazım. Sizinle beraber gitmemiz lazım. Bu yüzden. Taksiyi çağırın. Taksi biz takip olarak peş peşe gideceğiz. Yani. Onu öğretsin. Ha. Tamam. Çağırın taksiyi. Tamam efendim. Efendim görüşmek üzere. Çünkü burada kesinlikle öyle bir şey vermeme gerek yok. Yapılan zaten yarın 30'unda Sosyal Aile Politikalar Bakanlığı da benim arkamda az önce ifade etmiş olduğum gibi ve artı Ankara Barosu'nda Bektiş kaşındı, bıçak da alındı. Ondan dolayı ben de gidiyorum. Hadi Bektiş. Bakalım. Onun üzerine ne konulacak?